Diyerek e, CHP bağlamam daha doğru olur çünkü bence hem bu e, ekranlara yansıttığınız e, anket tablosu hem de 2024 e, yerel seçim başarısı hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı şeylerle doğru yaptığı şeylerle alakalı ama tabii bir de AKP'nin yapamadıkları ya da yanlış yaptıkları ya da genel olarak Cumhur İttifakı'nın yanlış yaptıklarıyla alakalı yani iktidar e, aslında 2010'lu yıllardan da bir başlatabiliriz bunu. Ekonomiyi çok kötü bir şekilde yönetiyor. Kamu kaynaklarını çarçur ediyor. Çünkü partizan bir şekilde dağıtıyor. Ve bu giderek Türkiye ekonomisinin büyüdüğü yıllarda da verimsiz, katma değer üretmeyecek, yolsuzluklara açık sektörleri büyüterek işte daha çok da inşaat ve enerji sektörleri üstünden bir büyüme yaratıyordu. E, o da tabii Türkiye'yi bir orta gelir seviyesine getirdi. Ama bir türlü Türkiye o orta gelir tuzağından çıkamadı. Ama orta gelir seviyesine sahip olan bir ülke olarak e, tabii işte şehirleşme oranı yüzde 80'in üstüne çıktı. E Ciddi bir genç nüfusu var. O genç nüfus önceki kuşaklara göre daha şehirli ve daha eğitimli ve daha fazla talepleri var. Dolayısıyla zaten... İktidar partisinin uzun süre yani hükümetin uzun süre iktidarda kalabilmesi için anlamlı bir ekonomik büyümeyi sürdürülebilir bir hale getirmesi gerekiyordu. O süreç aslında 2015 yılında tıkanmıştı. Yani biz normal şartlarda Haziran 2015 seçimlerinde AKP'nin parlamento çoğunluğunu kaybettiğini gördük ve e, alternatif bir koalisyon hükümetinin çıkması gerekiyordu ve orada Devlet Bahçeli e, ve siyasi elitler daha farklı şekilde davransaydı aslında AKP iktidarı Haziran 2015'te bitmişti. Yani ana e, parlamento sayı e, çoğunluğu anlamında bitmişti. Sonrasında çok daha sert bir otoriterleşme sürecine giderek AKP kendisine bir ayakta kalacak bir birkaç senelik bir süre kazandı. Ama orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan güçleri iyice eline topladığı için bu sefer ekonominin öyle kötü yönetildiği için az büyüdüğü ya da kalitesiz büyüdüğü değil, ekonominin küçüldüğü krizlerin Türkiye toplumunu vurduğu, işte enflasyon oranının çok yükseğe çıktığı, bunun şehirlerde ciddi bir kira artışı, enerji girdilerindeki artış ve bunu yarattığı ağır bir fakirlik getirdiğini gördük. Dolayısıyla bir kez işin böyle bir boyutu var. Yani iktidar ekonomiyi kötü yönettiği için artık o refah fazlasını büyütemediği, onu daha adil bir şekilde dağıtamadığı için bir kez bu noktaya geldi. Uzun süredir AKP yeni seçmen kazanamıyor. Ve genç seçmenlerde de aldığı oy oranı giderek düşüyor. Elindekini giderek otoriterleşerek tutmaya çalışıyor. O da yetmeyince 2016 sonrasında işte MHP böyle bir aşı gibi e, bu iktidara, yani bir adeta bir aşı e, görevi e, e, yaptı. E, ama işte o aşı da artık tutmadı. İşin böyle bir boyutu var. İkinci boyutu aslında İslamcı Hareket. Tabii 1960'lar sonundan başlayarak çok köklü e, ve en azından tabanı harekete geçirebilen ve harekete geçiren yani tabanı harekete geçiren siyasi aracıların hızlı bir şekilde örgütte yükseldiği bir hareketti ve bunun üstünden de başarı kazandılar ve e, işte o Türkiye'nin e, daha otoriter e, hamlelerle İslamcı hareketin önüne set çekmeye çalıştığı dönemde de bu sayede Refah Partisi büyüdü, sonrasında AKP çıktı, AKP büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisini bitirdi. Gücü elinde toplamak için ve dolayısıyla partisini böldü. Belediye başkanlarını tasfiye etti. Örgüt tamamen bölünmüş durumda ve yeniden Refah Partisi'ne kaçan biz çok AKP'li olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir yani ekonomiyi kötü yönetiyor, partisini kötü yönetiyor. Ve tabii bir de sistem değişikliği olduğu için artık Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi popülaritesine dayanarak bu gemiyi uzun süredir yürütüyor. Ama artık o da yetmiyor. Dolayısıyla yani böyle bir iktidar açısından giderek zayıflayan bir tablo var. E, bu işin bir tarafı. Ama öte tarafında da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıkları ve yapamadıklarından hani belki e, bahsedebiliriz. Aslında e, yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yer yer ciddi stratejik hatalar yapıldı ama bazı toplumda karşılığı olan seçim kazanabilecek daha popüler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönüştürebilecek insanlarda aday gösterildi. Özellikle 2019 yerel seçimlerinde yürütülen strateji, belirlenen adaylar, aday profilleri zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni uzun süredir sahip olmadığı yani belki 89 yerel seçiminden beri sahip olmadığı bir başarıya ulaştırdı. E, o, o başarı devam ettiği için. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi kademe kademe oyunu arttırıyordu. Ee, ve özellikle de işte e, kurultay süreci üstünden genel baş, başarısız olan genel başkanını de değiştirdiği için, kadrolarını yenilediği, gençleştirdiği için ve o e, gençleşen kadrolar bu belediye seçiminde, seçimlerinde daha doğru adaylara yöneldiği için ee, bu başarı tablosu Peki. genişledi ve hani bir, bir böyle bir başarı getirdi. Şimdi normalleşme sürecinde çok kısa bir hani, ekleme yapayım aslında Murat Bey'in ve Figen Hanım'ın yorumlarına aynen katılıyorum. Yani burada bir önceki turda yaptığımız tartışmada benim bu otoriter rejime ya da Erdoğan'a yönelttiğim eleştiriler ona karşı Cumhuriyet Halk Partisinin sert söylem ya da daha ortamı geren bir söylem yürütmesi e, gerektiğini düşündüğümü göstermiyor. Hatta tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduğunun bilincine vararak toplumun artık bir değişiklik için Cumhuriyet Halk Partisi'nin adresi olarak gördüğünü fark ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmesi gerekiyor. Süreci daha normalleştiren bir yöne götürmesi gerekiyor. Ama bunu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da talepkar olması gerekiyor. Bu süreç bir noktada tıkanabilir. Çünkü ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediklerini CHP'nin vereceğini ya da verebileceğini düşünmüyorum. Ama bu sürecin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir e, kazanıma ulaşır. Peki. Uzun süre iktidar güvenlikçi bir dil kullanarak hı hı. en azından kendi yani Cumhur İttifakı tabanını Cumhuriyet Halk Partisini uzak tutuyordu değil mi? Terörle yan yana gösteriyor, ülke aleyhine iş yaptığını iddia ediyor ve başka bir dolu asılsız suçlamayla CHP'li siyasetçilerin karşısına çıkıyordu. Şimdi Özgür Özel'in elini sıkan, onunla görüşen, müzakere eden, Onunla normalleşme süreci yürüten bir lider geri dönüp aynı politikayı takip edemez. <laughs> aynı politikayı takip ederse kendi seçmeninde inandırıcı olmaz. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa karşı tarafa konuşma imkanı kazandı. O fırsatı değerlendirirse %32-35 olur, e, evet. %38 olur, %40 olur. Şimdi Aslında Berk Bey'in tam getirdiği noktadan devam edersek, e, Özgür Özel e, liderliği devraldığından beri, genel başkanlığı devraldığından beri